Torrent serimizin yeni bölümünden herkese merhabalar. Zoe'yi gördüğünüz gibi ödev yapıyor, annesi de arkada söyleniyor. Bu bölümde ufak tefek değişiklikler var. Geçtiğimiz bölümde bahsetmiştim, Shane'i bir rakip istemiştim sizden. Discord sunucumuzda bir yarışma yaptık. Katılan kişilere Feyza ve Taylan'a buradan çok teşekkür ediyorum. Simi komşumuz olarak bu apartmana eklendi. Birazcık onu tabii ki yeniledim, kıyafetlerini vesaire değiştirdim. Ama kendisi serimize dahil oldu, kazanan Sim. Buradan tekrar Taylan'a ve Feyza'ya katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Taylan'ı da buradan tebrik ediyorum. Burada anne kız ne konuşuyorsunuz acaba şu anda tam olarak? Zoe, sende birazcık suçluluk var mı? Hani biraz Shane'i aldattın ya. Bizim kız korkmuş, Hannah. Reality show'da bir yarışmacı olarak katıldığı bir kabus görmüş. Spor yapmaktan kasları ağrır durumda. Zoe ne istiyor acaba kendisi? Tomarani kültüründen uzak kaldığını düşünüyormuş. Bağlanma problemleri de yaşıyor. Shane'in elini tutmak istiyor. Pooh'la arkadaş canlısı davranmak istiyor. Abi Pooh'ya yazık. Shane'i aldatıyorsun ama Pooh'la değil. Etrafta komşumuz falan var mı? Ortak alanlarda bir onunla tanışırdık belki. Şöyle bir bakayım istiyorum ama görebilecek miyiz onu? Henüz ortak alanlarda kimse yok anladığım kadarıyla. Hannah'ın da yarın bir tane audition'ı varmış ama karizma seviyemiz zaten 2. O yüzden ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Zoe'nin de hayat amacını drama lama olarak değiştirdim. Kendisine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun kızın başında? Ödev yapıyor. Ödevine yardım ediyormuş. Vay be, iyi bir anne. Shane'e bir mesaj atalım. Suçluluk duygusuyla. Audrey'e de bir mesaj atalım. İnanılmaz. Pooh'ya da mesaj atalım. Bence asıl Pooh okuldaymış. Pooh yaz tatiline gitmedi mi? Tam yeter bu kadar ödev. Sanki profesör olacaksın. Çok sıkılmış zaten. Eğlencemiz bayağı bir düşmüş. Bizim kız sıkılınca işte hangisi ona dönerse onunla buluşacak muhtemelen. Evet, herkese mesaj attık ama kimse bize dönmedi. Acaba birileri bir şey mi duydu? Biraz daha kiramızı ödemezsek ev sahibi gelip eşyaları elimizden alabilecek. Ben bunu görmek istiyorum açıkçası. O yüzden kirayı ödemeyeceğim. Düşük bir kira ama ödemeyeceğim. Çünkü neden ödeyeyim? Sen burada televizyon izliyorsun ama kimse sana yazmadı. O yüzden bence bizim kız gelsin şurada bir yemek yapsın. Annesi Zoe'ye demiş ki birisi taşındı bu apartmana. İş yerinde böyle stajyer gibi takılıyordu. İlgi duyuyormuş bu sanat sepet işlerine. Müzik işlerine vesaire. Oradan tanışıp birazcık öncülük ettim. Ailesinden ayrı yaşayan bir genç var. Senin yaşlarında işte ünlü olmaya çalışıyor. Ona bir yemek yap istersen, bir götür, bir tanışın, arkadaş olursunuz falan diyor annesi. Bu tanışacağımız karakterde anlattığım gibi, bu tabii ki Taylan'ın hikayesi. Ailesinden ayrılmış, hayallerinin peşinden koşmuş bir karakter. Hannah'cığım sen ne yapıyorsun ve kapımızdaki kim? Merhaba. Zoe'nin arkadaşıymış bu. Dedikodu yapalım. Drama lama, hayat amacımızda dedikodu yapmak var. Hiç seni hatırlamıyorum da tatlı bir kıza benziyorsun. Gel arkadaş olalım en iyisi. Zoe bu arada bayağı iyi yemek yapan bir karakter oldu. Şuna bak, benden iyi yemek yapıyor. Canım çekti ya. Bayağı da güzel gözüküyor. Hannah'cığım kızı salsan da içeri mi gelse acaba ya? Biraz sen bir şunu topla. Temizle yani, evimiz pislik içinde. Ne uzun sürdü bu yemeği yapması da Zoe. Başka zaman pıtı pıtı yaparsın. Evet, 6. seviye olduk. Şunu azıcık dolaba koyalım. Arkadaşımız geldi. Bir arkadaşımızla dedikodu yapalım. Hala okula gidiyor musun? Ben işte yaz okuluna yazılmadım falan diyelim. Okuldaki dedikoduları alalım. Bir de şey soralım. Ulrik'le bizi acaba gören olmuş mu? Dedikodumuz yayan olmuş mu? Biraz bunu öğrenmeye çalışalım ama tabii ki kimse görmedi. Lia dış uzaydan bir uzaylıymış. Nasıl dedikodular bunlar? Ne kadar kötü kötü dedikodular. Gel şurada birazcık daha dedikodu yap. Şu hayat amacını gerçekleştirmek için. Oturduk arkadaşımız Zeliş'le ciddi dedikodular yapıyoruz. Annemiz de burada herhalde bizim neler yaptığımızı, neler karıştırdığımızı öğrenmeye çalışıyor. Ama hoş değil. Lia kim ya bu Lia? Lia'nın hapiste bir gece geçirdiğini duydum falan. Onun bayağı bir dedikodusunu yapıyoruz çünkü. Kim bu Lia abi? Şu. Kim ki bu? Neden bu kadar nefret ediyorsunuz bu kızdan? Aaa. Bizden hiç hoşlanmıyormuş. Hiç biz de ondan hoşlanmamışız. Ama Zeliş'le aramız gayet iyi gözüküyor. Bir bakayım ne düşünüyoruz. Ne? Crush mı? Biz bununla crush mıyız?
Zeliş bizle beraber olmaktan hoş. Senin kafan çok karışık ha. Bizim kız. Sen iyice kudurdun bu aralar. Şeyini benim planlayıp planlamadığım herkesle aldatmaya başladın. Hoş değil. Ben şurada bir insülin vurul Zoe'cim. Gerçekten kudurdu ama farkında mısınız? Sonra da komşuya gideceğiz üstümüzü değiştirip. Zeliş'le nasıl kıraş olabilirsin bir anda? Şu yeni gelen kıyafetlerden birini giyelim. Got paketiyle gelen. Bayağı da yakıştı bizim kıza. Sen dedikodu yaymaya devam et. Ben şu dolaba koyduğum yemeği alayım. Şöyle bunu gidip vereceğiz. Karşı komşumuz olması gerekiyor diye düşünüyorum ama. Şuraya bir gidelim. Evet, komşumuzu ziyarete geldik. Önce bir kapısını dinleyelim istiyorum ben. Bakalım bu yeni çocuk hakkında neler öğrenebileceğiz. Bakalım kirli sırları var mı ve kendisi evde mi? Bu ne? Bir sırrını öğrenmişiz. Bu hani göz yuvarı şeklinde yüzükler var ya. Bu çocuk onlardan korkuyormuş. Herkes bunu takıyor. Yüzükler beni izliyormuş gibi hissediyorum falan. Ne alaka falan diyor. Çocuk nerede bir onu bulayım size de bir göstereyim en azından. Bu arada Zoe az önce dedim ya Zeliş'e karşı bir kıraş geliştirdi diye. Böyle tedirgin olmuş, endişelenmiş. Ne desem işte ananas mı desem, ne desem merhaba mı desem falan. Hayatım deme bana. Ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Böyle bir heyecan yaratmış kendi kendine. Bu kız inanılmaz. Kız gerçekten coştu. Evet, işte karşınızda serimize yeni eklenen Yong. Kendisiyle arkadaşça bir Zoe tanışsın. Merhaba, apartmanımıza hoş geldin. Sanırım annemle işten tanışmışsınız. Neler yapmaktan hoşlandığını falan soralım. Sonra bu getirdiğimiz yemeği ona vermek istiyorum ben ama. Şuradaymış. Arkadaşça şu çantamızdaki yemeği ona verelim. Mahallemize hoş geldin, apartmanımıza hoş geldin. Biz de yeni taşındık zaten falan diyelim ona. Aa bize dedikodu veriyor bu çocuk. Birisi öğretmenle yatmış. Ne? Allah'ım ya Rabbim. Yong bize karşı bir crush geliştirmiş. İnanılmaz. Herkes herkese aşık bu seride. Aa Zoe gitti. Neyse. Yong'u da kendimize aşık ettik. İnanılmaz bir şekilde. Ben Yong'un kontrolünü bırakıyorum arkadaşlar şu anlık. Çünkü Zoe bir anda gitti. Burada kahve içiyoruz. Yong da herhalde bizimle sohbet etmeye geldi. İş hakkında falan Hena'dan destek isteyebilir. İşte nasıl ilerleyebilirim bu sektörde falan diyebilir. Birlikte iş hakkında konuşuyorlar. Hena birazcık yol göstermeye çalışıyor. İşte komik anlar oluyor, gerilme. Benim de zaten ikinci set deneyimim olacak falan diyor. Sen bizim kızımıza mı aşık oldun sen ya? Tipe bak, tatlı da bir çocuk aslında. Şöyle evimize yakın bir lunch var. O lunch'a gidelim. Yanımızda da kimseyi götürmeyelim. Tek başımıza gidelim. Belki oradan birileriyle tanışırız. Var ya kirayı ödemeyip etrafta takılıyoruz. Mükemmel. Burada bir çocuk dans ediyor. Connor. Entertainer mı? Küçücüksün. Seni nasıl çalıştırıyor olabilirler burada ya Connor? Merhaba. Ne kadar güzel bir kadınsınız. Siz kimsiniz acaba beyefendi? Arturo. Arturo'yla da direkt tanışıyoruz. Karima. Ay. O kadını dövsem ne olur? Biraz kötülük yapsam. Gossip ve drama. Dedikodular yayalım. Sana yanlış dedikodular verelim. Sonra sen bir yerlerde git de rezil ol. Bu adam niye bizle bu kadar ilgilendi? Elderson'da Arturo Bey. Sırlarımızdan bahsedelim. Mesela şu Karina var ya. Benim eski çöplük kiracımdı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Kara para mı akladılar, ne yaptılar? Ev sahibi olmuşlar. Peki neden buraya hep yabancılar geliyor ve miksolojist işi bırakıp bizim yanımıza oturmuş? İçecek söyleyebiliriz. Yemek söyleyelim. Bu neyse ondan söyleyelim. Bir de favori içeceğimizi söyleyelim. Bu arada birkaç yeni kişi gelmeye başladı bile. Yani bizim burada tanışabileceğimiz pek yakışıklı biri yok gibi ama. Bilemedim. Elderler etrafımızı sardı sapık gibi ya. Bu ne? Güzel bir şey. Sosisliğe benziyor. Yiyelim şunu. Karnımız aç zaten. Hijyenimiz de düşmüş. Tuvaletimiz de var. Şurada bir bey var. Bizi hiç sallamadı ama. Ben ünlü olacağım biliyor musunuz? Beni hiç sallamıyorsunuz ama bundan sonraki süreçlerde buraya gelmem için bana yalvaracaksınız.
Gerçekten kadının laneti devam ediyor. Şu tatlı biri gibi aslında ama Alon. Alon'la bir tanışabiliriz. Aloncum merhaba. De bizi sallamıyor. Bridget'ten hoşlanmamışız belli ki. Kötü bir uyum göstermişiz ama birbirimizden nefret de etmemişiz. Yemeğimizi yerken kasabalılarla biraz sosyalleşmiş olduk. Senin favori içeceğin neymiş merak ettim. Çilek nektarı. Size bir şey söyleyeyim mi? Küçücük çocuğu Enter Trainer diye tutmuşlar. Burada eğleniyorlar. Şu çocuğa birazcık şey veremiyor muyuz? Bahşiş. Al çocuğum. Bahşiş verelim sana. Aslında biz biraz ünlü olmaya çalışıyoruz ya burada şarkı söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Zoe evdeymiş. Yine non-committal hissediyor kendini. Herkese aşık olmaya devam ediyoruz. Zoe'yi biraz salıyorum. Biz bence biraz şarkı söyleyebiliriz. O adam da roket moket düşünüyor. Dedecim. İyi şeyler düşünmüyor gibisin. Şu karımayı birazcık kışkırtalım. Bak kira ödemiyorum hem de buradayım. Ev sahibim sen tabii. Ay birmiş seviyemizde. Ne ya? Ay çok kötü. Neyse. Diyor ki aa bu sesinde kesin bir plak çıkarmalısın. Bir CD çık. Ay çok kötü sesimiz var. Allah kahretsin. Ben utandım ya. Herkes kaçırıyoruz. Aa bize para verdiler. Teşekkür ederim. Allah kahretmesin. Bu ses ne? Kızım bu ses ne? Çok kötü. Can çekişiyor şu anda. Neyse ben eve gidiyorum arkadaşlar. Çok korkunç. Zoe'ye geçelim. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Zoe'nin crush'ı olduğu kişiler. Zeliş var, Urlik var, Shane var, Harold var. Harold'ı hani aşmıştık. Harold'ı hani aşmıştık. Bir tek Pooh'ya yok bir de yeni gelen çocuğa yok. Yeni gelen çocuk da bize karşı bir crush hissediyor. Annesi şuraya bir gelsin de evde bir loto alalım. Hannah telefonundan bir loto bileti alsın. Eve geldi o da şimdi. Mesela biri hakkında düşünmek istesen bunların hepsi hakkında mı düşüneceksin? Ama en uyumlu olduğun da şey. Biraz Ulrik hakkında düşün bakayım. Belki ondan hoşlanmaktan vazgeçersin. Bir tek bu yeni gelen komşumuza karşı bir crush'ın yok. Onun da sana karşı crush'ı var. Bak crush hakkında düşündü. Flörtü oldu. Bu arada neden bizim çocuk bizi aramıyor? Öyle de bir gerçek var. Social Bunny'de biraz gidip bakalım neler olmuş. Bak Evangeline mesaj atmış bize. Zoe'ye bir ara buluşmamız lazım falan diye. Ulrik yazmış WhatsApp diye. Shane demiş ki Zoe bir ara buluşalım, takılalım. Bayağı bize mesajlar gelmiş arkadaşlar. Shane'e bir mesaj atalım, flörtü olsun. Dondurma yemeye gidelim mi falan diyelim. Ulrik'e de bir mesaj atalım, o da flörtü olsun. Ona da aynı mesajı attık, ne kötüyüz ya. Arkadaş ekleyelim Zeliş'i. Bir de şey, yeni tanıştığımız Yoongo. Yeni bir post atabiliriz. Cheerleading ile ilgili enerjik bir post atalım. İşte tam bir pompon liseli ergen kız. Ne yaptığı da belli değil. Deli kurşun gibi. Mesela günlüğüne yaz desem hangi crush'ın hakkında yazacaksınız Zoe'cim? Evet şimdi Shane'le beraber buluşmaya gidiyorum. Gece pazarına da uğrayacağız. Hem şeyini görmek istiyorduk çünkü ellerini tutmak istiyorduk hem de gece pazarından alışveriş yapmak istiyorduk. O da bize buluşalım diye mesaj atıyordu ama aramıyordu. Bahanemiz olsun. Onu da görmüş olalım. Bir sarılalım. Bir aklımız başımıza gelsin. Ona olan crush'ımız bir şey yapsın. Yükselsin yani. Saçma sapan bir şey oldu çünkü. Sen benim en favorimsin diyelim ona. Ne? Ben niye onun favorisi değilim diyor. Ya saçmalama Zoe, onu aldatan sensin. Deli misin nesin? Bahane arama ya. Şimdi arkadaşlar. Birazcık daha yanımızda olmasını Shane'den isteyebiliriz. Çünkü bu kız anlamadığım bir şekilde Shane'in onun yanında olmadığını düşünüyor. Aa, söz yüzüğü takabiliyoruz Shane'le. Şu an öyle bir şey yapmayacağız. Ellerini tutalım. Niye biz yüzük verelim ayrıca Shane'e saçmalık? Böyle yağmurun altında deli deli buluştunuz gece gece. Bari onu öp. Evet, yağmurda bir öpüşün Zoe'cim. Bunu istiyordun zaten. Ne düşünüyor musun sen? Wuhu hakkında dedikodu yaymak, kaba davranmak ve teste hazırlanmak.
Bence sen yine sapıttın. O yüzden biz hemen alışveriş yapmaya gidelim. Çünkü ben gerçekten Zoe'ye güvenmiyorum. Ne yaptığı belli değil. Her an her şeyi yapabilir. Buraya gidip yemek siparişi verebiliriz. Çünkü karnımız bayağı bir acıkmış. Ne yesek ne yesek. Pancit Bihon diye bir şey varmış. Bundan yiyelim. Şuradan mı alışveriş yapabiliyoruz başka? Başka bir de bu püsküllerden alacağım. O püsküllerin 10 tanesiyle bir şey yapabiliyormuşuz. Ama ne anlamadım. Bizde 3 tane var. Birazcık burada böyle bir pazarlık yaptıktan sonra ne alabiliyoruz? Bunlar tişörtler. Bunlardan almıştık. Alışveriş yaparız pazarlıktan sonra. Bana şöyle bu yöreye özgü yemeklerden bir tane verirsen sevinirim dostum. Ne yapıyorsun arkamda salak çocuk? Biz yemeğimizi yiye yiye gidiyoruz. Sonra otururuz şurada bir yerde. Yağmur da dindi bu arada. Bu adam bize indirim yapacak mı? Hayır, yapmadı. Ya kardeşim, parası neyse verir alırız. Ben diyor para kaybediyorum zaten. Hiç inanmadım bu arada biliyor musun? Şuradan 1, 2, 10 tane almamız gerekiyor. Bu ne? Aa, bunlar misketmiş. Misket de alabiliriz aslında birkaç tane. Şundan 4 tane alalım. Şunu alalım. Misket oynarız belki. Yeşilinden alalım. Tamam, şimdi bizim şu şeylerden 10 tanemiz oldu. Aynı renkten 10 tane olması gerekiyormuş. Birazcık daha az o zaman. 5 tane pembe alalım. Ben birkaç bir şey daha alacağım ama. Pembeden bir 5 tane daha alalım. Bakalım bununla ne yapılıyormuş. Ne? Ha, bütün hepsinden 10 tane toplaması mı gerekiyor? Ne saçma sapan şey bu ya? Şuradan alamıyor muyuz kalanları? Kapadı adam da. Saat 2 olmuş çünkü. Biz bu kadınla sohbet ediyoruz. Şeyin nerede? İka hakkında ne düşünüyorsun? Bir anda gittin İka'nın yanına da oturdun. Manyak olduğunu düşünüyorum. Burada bizim manyak olduğumuzu düşünüyor. Neredesin canım benim sen? Burada yemek yiyorsun. Bence bizim kız da oraya gitsin abi. Evet, yemeğimizi yedik ki çocuk burada yemek yapmış. Zaten karnında tok herhalde. Burada bir şeyler anlatıyor. Ama biz asla dinlemiyoruz. Yeni bir komşumuzun taşındığından bahsedelim istiyorum. Yeni bir tane mod indirdim bu arada. Sociable Sims diye. Buradan değişik değişik sırlar ortaya çıkartabiliyormuşuz. Dedikodu yayabiliyormuşuz. Dedikodu yayalım. Zaten bizim kız dedikodu yaymak istiyordu. Gecenin köründe yaptığımız şeylere bak. Bence artık evimize gidebiliriz. Shane'i de kısacık görmüş olduk. İyi oldu. Zaten Shane gidiyor sanırım. Biliyor musun Baby Su? Gitti bile. Biz de evimize gidelim. Eve geldik sabahın ikisinde. Sen kendini baya baya kötü hissediyorsun. Bence git bir yatağına. Annesi de televizyon izliyor evlerinde. Zoe de geçsin yatağına. Şimdi neredesin, neredesin diye sorma kıza. Zaten utanç içinde siz bir uyuyun. Hadi git yat kızın gelmeden. Uyumuşsun meğerse. Zoe de o zaman gelmiş eve. Evet, yine bir elektrik faciasıyla karşı karşıyayız. Ama bu sefer ev sahibi biz değiliz. O yüzden ben hemen ev sahibini arayacağım. Gelsin baksın. Bütün elektrikli aletler bozuldu. Ya onaracağız ya onların tekrar yenisini almasını isteyeceğiz. Kendisi karar versin. Ben şimdi burada bu kızı onarttırıp kendisini öldürtemem. Ev sahibini rahatsız edelim. Bu da açılmış mı bu kadın? Aa. Tabii kendi tercihi bizi ilgilendirmez. Gelsin bakalım. Bütün her şeyi gel düzelt. Sen benim evimi kirletip çıkmıştın. Ama ben senin evinde hiçbir şey bozmadım. Burayı düzeltmesi gereken sensin Karimacığım. Kocanı arardım ama sana uyuz olduğum için seni arayacağım. Laptopu falan bozuldu kızımın. Ne biçim ev burası? Bu arada bu oyuncak da hani biz bir kaplan sahiplenmiştik ya o. Bunun üzerine tıkladığımızda kaplanı düşünebiliyormuşuz. Bunu sevebiliyormuşuz. Bunu isim koyabiliyormuşuz. Tibert. Ben buna isim koymamıştım. Hemen buna bir isim koyalım. Bir kaplanım olsa ne isim koyardım? Leo koyardım. Hayvanın psikolojisi bozulsun. Ben aslan mıyım, kaplan mıyım diye kendini sorgulasın. Ben aslan mıyım yoksa bir kaplan mı? Ben aslan mıyım yoksa bir kaplan mı? Hoş geldin Karimacığım. Seni de hiç sevmem ama maalesef evinde oturmuşuz. Bu nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bunları bir değiştirsem mi acaba? Bozuk olduğunu ben de görüyorum. Burası çok pis falan diyor. Bozulduğu için pis. Sen mi onaracaksın? Abi bu pintilik. Şurada şu an senin elektrik çarpsa hiç üzülmem. Biz de izleyelim.
Keşke seni... Bir dakika. Temizleme. Elektrik çarpsın. Şöyle otur izle. Hepsini düzelt hadi. Ceza ise ceza. 500 simelin 600 simelin öderiz. Şurada belki elektrik çarpar. Ne kadar kötü kalpli bir insana dönüştüm ben. Bu arada Zoe de gelmiş. Kendisi ne yapıyor? Utanç içinde. Altına mı yaptın okulda? Evet altına yapmış. Hoş değil. Bağlanma problemleri falan yaşıyor. Sen yıkanmışsın sanırım. Şuraya git odana. Herkesten saklan kızım. Hadi. Annen şu an planlı bir iş üzerinde. Harriman'ın başına bir şey gelirse o an orada olmanı istemem Zoe'cim. Sen git odana saklan o yüzden. Yani şu an plastik çizme giymiş. O yüzden çarpmıyor herhalde. Kendisi önlem alıp gelmiş. Ne yazık ki. Daha kızımın bilgisayarı var. Televizyonumuz var. Bu ne? Küf mü bu? Wow. Babam kalp krizi geçirmiş yine. Wow. Okey. Hemen gidiyoruz herhalde. Küf oluşmuş. Evin her yerinde küf var. Oha. Aa kızın odasında başlamış bu küf. İşte annelerimizin dediği sen küflenmişsin kızım küfü bu. Bunu temizleriz diye düşünüyorum. Ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir saniye. Dur. Arılar mı saldırıyor? Ne alaka? Arı soktu kadını, lanetledik. İşte ilahi adalet. Durup dururken arılar saldırdı. Hadi şuraları bir düzelt istiyorsan. Tamam, burayı düzeltti. Biz burayı temizledik. Bayağı bir elektronik alet var evde. Şurası var. Ay her taraf çok pis. Bize kesin buradan ceza yazacak. Bir saniye, küfün çok estetik bir fotoğrafını çekeceğim. Evet arkadaşlar, yeni işim. Küf fotoğrafçılığı. Bizim kadın da şuraları bir temizliyor. Sen de bari şu bilgisayarı onar. Elektrik çarpsaydı arı sokması yerine ya. Neyse bari bütün hepsini onar da en sona gelince çarpacaksa çarpsın. Biz uğraşmayalım. Zoe'cim sen ne yapıyorsun? Zoe sporlardan dolayı kendini kötü hissediyormuş. O sporları da temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Aa bayağı güzel. Aa, bayağı maske falan takıp temizlemeye çalışıyoruz. Umarım tekrar çıkmaz. Bu arada bu bölüm için farklı planlarım var benim. Zoe'yi bir yaz kampına göndereceğim. Ama şu küf olayı birazcık işleri değiştirebilir. Küfleri yok edersek, çünkü annemizi burada tek başına bırakmak istemiyorum. Nasıl olduğunu sormak istedim diyor. Bu şeyin babası değil mi? İyiyim. Hayırdır? Şurayı da bir temizle. Hepsini onardın mı? Bu kalmış ya. Onarım servisi çağıralım bari. Karima çok yavaş çünkü. Bütün elektriği yapmadan şey gelmeyecek. Evet annemizin yatak odasında iki tane çıkmış. Yuh bu ne? Bayağı çok her tarafı sarmış bu küfler. Sadece biz küflenmemişiz. Annemiz de küflenmiş bu arada. Sen burada bilgisayarla oynuyorsun. İnanılmaz, evi küf sarmış. Kızın küfleri temizlemeye çalışıyor. Sen burada bilgisayarla oynuyorsun ve apartmana bakın. Elektrik arızası inanılmaz boyutta. Neyse Karima inmiş. Karima bunu beceremiyorsan bir servis çağıralım. Servis de gelsin bari. Hızlı bir şekilde halletsinler Karima ile beraber. Spordan dolayı annesi de bayağı bir kötü durumda. Küf var bir tane. Bu küfü başka nasıl yok edebiliriz? Şunu yok etmemiz lazım. Bomba atabiliyormuşuz. Bir de ateşle yok edebiliyormuşuz. Ama ateşle yaparsak da yangın çıkar. Olsun, deneyelim bir de ateşle nasıl oluyor onu da görelim. Çünkü anladığım kadarıyla küfün kaynağı burası. Tekrarlanmaması adına burayı iyice yok etsek daha iyi olur. Bu birazcık gelişmiş bir küf. Aha! Elektrik çarptı. Hanımefendi beceremiyorsanız bakın çağırdım. Bu kadar pinti olmayın. Bir kere daha çarpsa ölür herhalde. Küçük çarptı bu sefer. Aha! Alev de çıkardık. Harika. Şimdi de Ulrik gelmiş. Herkes bakıyor. İtfaiyeyi çağırın. Kızın odası yanıyor. İnanılmaz bir bölüm oluyor gerçekten. Yok. İtfaiyeyi arayamıyorlar. Karima yanarak ölmek üzere, söndür. Söndür bu yani. Ama Karima'yı söndürme. Yangını söndür. O yanabilir. İşte intikam. İnanılmaz bir bölüm oluyor. Karanlıklar içerisinde. Karima da söndü. Neyse burası tamamen temizlendi. Bu seçeneği niye koymuşlar abi? Bu seçenek evin içinde çok mantıksız ve küf evlerde çıkıyor genelde.
Son bir küf kalmış burada. Buraya bomba atabiliyoruz. Bir de şu bombayı deneyeyim. Nasıl bir şey ona bakalım. 160 simelin kazanmışız. Tüm paramızı da ona verdik. Ev sahibi hala bir elektrik arızasını düzeltebilmiş değil. Ya ben mi vereceğim parasını? Ben çat çat hepsini replay istiyordum zengin ve ev sahibiyken. Bu yani inanılmaz gerçekten. Sen de ha bir bomba patlattık. Ah, tam da göremedim. Neyse iyi durumdayız herhalde. Evet. Bütün küfleri temizlemişiz. Bakın burada çağırdığım adam bunları tamir etmeye çalışıyor. Karima ise gelip evimde duş alıyor. Gerçekten zorbalık bu arada Karima. Neyse yandığı için duş alıyor sanırım. Bunu affedebiliriz belki. Evet ev gerçekten kalınabilecek bir halde değil. Zoe da kıyamam gelmiş burada uyuyakalmış. Annesi bir gelsin karınları aç. Burada bir yemek hazırlasın istiyorum ben. Barbekü hazırlasın. Hannah'cığımız akşam yemeğini hazırlamaya başladı. Zoe da gelsin buraya otursun. Annesiyle bir sohbet etsin. Anne desin ben yaz bitmeden arkadaşlarımla beraber kampa gitmek istiyorum. Arkadaşları da Shane ve Zeliş. İşte kızım nereye gideceksiniz ormana mı falan diyor. Yok diyor da hani yaz bitmeden bir sulani yapalım diyoruz anne. Annesi şey desin sen bu şeyine çok güveniyor musun kızım falan desin. Sonra da desin ki anne ben kendime asıl güvenmiyorum. Shane çok iyi bir insan. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Shane'le biraz baş başa kalsam belki duygularımdan da emin olurum falan desin. Annesi de desin ki o zaman bu hani karşı komşumuz vardı ya tanıştığımız o da gelsin size desin. Hem benim de içim rahat olur falan desin. Bir gün önce tanıştığı çocuğa güveniyor. Kızının yanına gönderiyor. Kız da diyor ki şey desin. Anne benim başıma bebek bakıcısı dikmene gerek yok ki. Ben gayet yetişkin bir insanım. O da biliyorum ama hani eğer gitmek istiyorsan. Neydi bu çocuğun adı? Yong da gelecek. Ve biz de hep beraber yarın bu bütün kargaşadan uzaklaşmak için kampa gideceğiz. Bir şey diyeceğim. Sen niye bu kadar sersem hissediyorsun? Diyabetinden dolayı. Sana hemen bir iğne vuralım. Bu kızın da işte diyabet problemi var. Allah'tan evin diğer tarafları kullanılabilir ki böyle evimizde elektrik kesildiğinde şey yapıyor. Evde düzeldi sanırım. Az önce bir bildirim geldi. Gördüğümüz kadarıyla evimiz düzelmiş. Şuraları bir yaktık falan. Baya bir şey yaptık. Neyse yarın... Ha, burası da yanmış. Kızın yatağı da yok zaten. Çocuklarımız falan her şeyimiz düzgün. Dünden kalan eti sabah kahvaltısı niyetine yemen inanılmaz hoş. Hani pasta falan olsa anlayacağım. Şimdi sen bir tatile gidiyorsun. Hena gelmiyor. Shane geliyor. Tu ve Ulrik de gelmiyor. Biraz Shane'le olan ilişkimizi gözden geçirmek için gittiğimiz bir tatil. En yakın arkadaşımız Zeli de geliyor çünkü annemiz izin versin diye onu kattık ama annemiz başımıza bekçi olarak Yong'u da dikti. Hep beraber bir tatile gideceğiz. Sulaniye bu arada ben bir sürü gezeceğimiz, göreceğimiz, kalacağımız çok güzel yerler ekledim. Kamp alanımız da burası. Bilin bakalım kimin parası yok. 3 gün kalacağız desek paramız yok. Şöyle yapacağız o zaman. Senin ne zaman işin var ya? Tamam. Bir sonraki gün gideceğiz tatile. Şu kızımız bir gitsin işini yapsın. Onunla para kazanalım. Bir gün daha gidelim işe ve kazandığımız parayla da tatile gidelim. Yapacak bir şey yok. Anne sen daha iyi fingirde diye kızım işe gidecek. Hiç paranız yok çünkü kampa gidemediniz. Enacığım senin işin için ne gerekiyordu? Hiçbirini de yapmamışız. Düzgün para kazanmamız için seni biraz çalıştırmamız lazım işe gidene kadar. Gel şuraya hemen. Bu oda çok güzel. Şu aynalı yer bana Twilight serisindeki bu James miydi? Avcı vardı ya Bella'yı bir bale stüdyosuna çağırıyordu. Oraya getirdi aklıma neden bilmiyorum. Hadi 12'ye kadar vaktimiz var. Biraz burada acting çalış. Zoracığım sen atar gider yapma. Bir gün sonra gideceksin tatiline alt tarafı. Ödevini bitir o süreçte. Bak ödevin bitmeden tatile gitmeye çalışıyorsun. Ödevlerini bitir. Zaten yaz tatili için bir tane kitap vermişlerdir. Önceden şeyler vardı böyle 15 tatil için üzerinde karlar olan ve 15 tatil kitabı falan vardı. Çok severdim ben o kitapları. İnek bir öğrenciyken de ben. Yapabildiğimiz kadarını yapalım. Üçüncü seviyeye ulaştık oyunculukta. Bence bayağı iyi. Artık neler yapabiliyormuşuz? Böyle tuhaf konuşmaları kurtarabiliyormuşuz oyunculuk yeteneğimizde ve ekstra ekstra gelirler de kazanabiliyormuşuz herhangi bir şov yaptığımızda. Bunu hallettik. Bir saatimiz kaldı.
karizma yeteneğimizi de geliştirirsek süper olur. En azından %50'sine kadar yapalım. Bu iş sana çok iyi uydu Hena ya. Birazcık senin stilini değiştirmemiz gerekiyor. Biraz oyuncu gibi durmuyorsun. Hala öğretmen gibi bir tipin var. Ama öğretmen rolünde oynarsın en kötü. Senin ödevin de ne kadar uzunmuş be kızım. Yarısı bitikti hani. Biri arıyor. Vance. Aa. Ben diyor yeni bir iş mi bulsam acaba avukatlık? Pek bana göre değil. Sen başka bir iş yapabilir misin bilmiyorum. Sen pislik bir avukat olarak hayatına devam edebilirsin dedik. O da dedi ki haklısın. Belki de iyi bir fikir değildi seni aramak. İyi bir fikir değildi tabii ki de. Tabii ki de değildi. Çünkü sen bir pisliksin Vance. Bu kız seni gerçekten sevmişti. Evet, şimdi biz beraber Hena ile beraber işe gideceğiz arkadaşlar. Para kazanacağız. Sonra da kızımızı kampa yollayacağız ve ben o şekilde bölümü bitireceğim. Kamptaki olaylar bir bölüm sonrasında olur artık. Kızımızın kamp hayatı için para kazanmaya geldik. Evet, hemen bir stilimizi değiştirelim. Umarım bize bu sefer güzel bir şey verirsin. Umarım bu oyuncu kuyruğu değildir. Bakayım siz kimsiniz? Producerlarmış. Producerlar buradayken umarım bana saçma sapan bir saç yapmazsın kıskançlığından. Ümmü Gülsüm, Cassandra. İzliyorlar. Seni ben şikayet etmem canım. Ne alakası var? Herhalde işini kötü yaptığını duymuşlar. Seni izlemeye gelmişler. Evet, masmavi bir makyaj. Yine beğenmedik. Düzgün yap şu işini be kadın. Sözde senin en iyi makyöz olduğunu söylemişlerdi ama yaptıklarına inanamıyorum. Kadın da şey diyor içinden. Bu da daha bir şey olmadı. Dünün götü boklu oyuncu gelmiş bana akıl fikir veriyor. Benim makyajımın aynısını yaptın yine. Nasıl bir çalışma stili? Saçımı da aynı yaparsan seni döverim. Bu bir bug'dı bu arada. Hep eski haline döndürüyordu. Onu düzeltmişlerdi. Neden hala aynı bug var bilmiyorum. Canım benim. Bu ne? Bu benim zaten hayatım. İğrenç oldu. İğrenç oldu dediğimde kendi saçım. Evet Vicky'cim. Yine ben geldim. Ten rengime uygun bir renk paleti seçersen çok sevinirim. Evet üstündeki renk, elindeki renk güzel gibi duruyor. Evet güzel. Yine aynı reklamı mı aldım ben acaba? Bak kostümümü giydim yine çok güzelim ama sana bir hikaye anlatmak isterim. Lanetli bir gemide ilk denize atılan en işe yaramaz olandır. Tavuk Freddy seninle tanışmak istiyorum ama bu kadar çığlık atmak da istemiyorum. O yüzden normal birine iltifat etsem daha iyi olabilir. Mesela bu kız kim? Bu çok tatlı birisi. Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Gibi olabilir. Neden olmasın? Biz niye bu kadar Nemrut'uz? Birinden hoşlanmamışız hiç. Kim o acaba hoşlanmadığımız sim? Kesin o makyözdür. Sana iltifat edelim Türkiye'cim. Çalsın ırkımız çiner. Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara. Kıyafetin güzelmiş. Klasik bir prodüser kıyafeti olmasına rağmen buna iltifat edeceğim. Merhaba Lüntiyan Bey. Bana verebileceğiniz feedbackler, öneriler var mıdır acaba? İşte o da bize diyor ki kendine güven canım. Sonra yersin yemeğini, ben hazırım. Yine aynı ürün reklamına hoş geldiniz arkadaşlar. Papağan deterjanla kıyafetleriniz ilk günkü renginde kalır. Tuzlu su, nemli hava, zorlu hava şartları. Bir gemide bile olsanız kıyafetleriniz renklerinden hiçbir şey kaybetmez. Papağan deterjanları. Güvendiğiniz dostunuz papağanınız değil mi? Bu deterjanlara da öyle güvenin. Aynı şekilde yüzey temizleyicilerimiz de mevcut. Geminizin tahtalarının eskimemesini ve parlak görünmesini mi istiyorsunuz? Denizin ortasında ışıl ışıl mı gözükmek istiyorsunuz? Evet, hızlıca işimizi hallettik. Bence çok iyiydi. Ben yemek alalım. Yemeğimizi yer gideriz. Tavuk adam. Kaç para kazandık? 800 simelyon. Ve birazcık da ün kazanmışız. Biraz burada kal bakayım. Bayağı iyi durumdayız aslında. Actress olmuşuz arkadaşlar. 3. seviyeye ulaşmışız. Evet hala hiç yıldızımız yok. Aa anılarımıza bakın. İlk modla tanışma. Ale. Başka var mı? İlk kalp kırıklığı falan. İlk kavgamız var. Evlendik, boşandık. Aşk. Wow be. Bence artık eve gidebiliriz. 800 simelyon da bize tamamen yetiyor. Ya eve geldim anında neden para harcıyorsun sen ya? Neyse karnı açmış. Arkadaşlar biz şu an yola çıkıyormuşuz gibi düşünün. Neden ben?
ödüyorum bu arkadaşların da parasını. Onu çok anlamış değilim. Kendileri niye vermiyorlar? Sulani'de şöyle bir kamp alanı var. Oraya gideceğiz. 3 gün kalmaya paramız yetiyormuş. 3 günü seçiyorum ve gidiyoruz oraya. Evet, kamp alanımıza geldik. Burada 3 çadır var. Umarım bu çadırlar 2 kişiliktir. Shane burada umarım kendisinin ADHD'si tutmamıştır. Çünkü o zamanlar kimseyle konuşmuyor biliyorsunuz. Sen niye benim sevgilime öyle bakıyorsun? Zeliş. Zeliş'e de bu arada birazcık tipini değiştirdim. Genetikleriyle oynamadım. Değişik bir tipi var Zeliş'in. Çok böyle hani normalde beğenebileceğiniz bir sim değildi ama bence tatlı oldu. Ve tabii ki Yeong da bizimle geldi. Zoe'nin sivilceleri çıkmaya başlamış. Shane'le konuşuyorduk. Ama bir gidelim Yeong'a diyelim ki annem seni işte buraya dikti başımıza bekçi gibi. Hani kusura bakma bir planın varsa falan desin. O da desin ki yok bir planım yoktu. Benim için de çok iyi oldu. Hem seni de yakından tanımak isterim doğrusu. Zoe falan diyor. Çünkü biliyorsunuz ki bu çocuğun Zoe'ye crush'ı var. Zoe'nin bu ikisine crush'ı var. Aga! Bayağı olaylar karışacak gibi duruyor. Bakalım. Zoe zaten herkese crush olduğu için şu an neler olacak bilmiyorum. Hatta Shane'le bir mess around yapabilirsin sen bu çadırda. Zeliş bu çadıra gelsin. Umarım bu çadırda uyuyordur. Yeong'u da birazcık daha uzak bir çadıra alalım. Ne olur ne olmaz. Gizli bir iş üzerinde olursak Yeong duymasın. Ya da Shane duymasın. Hayatım uzun zamandır baş başa kalmamıştık. Çadıra gitmeye ne dersin? Da diyor ki çok iyi bir fikir Zoe'cim. Bana birazcık uzak gibiydim bayağıdır. Evet, herkes çadırına gitti ve uyuyor. Ve bu bölümümüzün bence burada sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.